Herkese merhabalar. Bugün sizlerle çok keyifli, çok eğlenceli ve çok kolay bir konu öğreneceğiz arkadaşlar. İkinci e, ikinci dönem birinci yazılı kamplarımız devam ediyor. Sizler hem birinci yazılılarınız için hem de diğer yazılılarınız için bizlerden destek almaya devam ediyorsunuz. Mutlaka yazılı notlarımızdan da faydalanın arkadaşlar. Şimdi öğreneceğimiz konu belki yazılığınızın ikinci kısmına çıkacak. Belki de şu anda birinci yazılıınıza da gelecek. O yüzden dikkatli dinlemenizi tavsiye ediyoruz. Üniversite sınavlarında da mutlaka bir soru gelen bir konu, çok kolay bir konu. Geleneksel Türk tiyatrosunu, modern tiyatroyu, tiyatrodaki bazı kavramları beraber göreceğiz. Esasla çok da basit bir konu arkadaşlar. Arkanıza yaslanın, emniyet kemerinizi bağlayın. Hadi bakalım videomuz başlasın. İşte arkadaşlar tiyatro türleri iki kısma ayrılıyor. Bir geleneksel tür tiyatrosu var. Yani doğaçlama olan, yazılı bir metne bağlı olmayan. İşte gölge oyunu olan kara göz, kavuklu pişekar orta oyunu, tek kişilik tiyatro medda Bunların her biri esasında doğaçlama. Adam kendi kafasından çıkıyor anlatıyor. Modern tiyatro ise yazılı bir metne bağlı. Trajedi, komedi, dram yazılı bir metne bağlı. Ve bunlar da ilk başta böyle Yunanlılar tarafından bulunmuş. Mesela trajedinin, komedinin üst baktığımızda böyle Aşil, Sofokles gibi eski Yunanlılar. Bir de üç birlik kuralı var. Bununla birazdan göreceğiz ne olduğunu. Sınavlarınızda mutlaka soracaklar. Çok basit bir şey. Eserin tek olay, tek mekan, tek gün kalıbı içerisinde yapılandırılması. Yani esasında perde olmadığı için tek bir sahnenin canlandırılması. Şöyle düşünün. Şimdi trajedi, komedi ve dram var. Bunların ikisi eski Yunan'da bulunmuş. Bu ise sonradan Shakespeare tarafından, Victor Hugo tarafından temelleri atılmış. Burada şunu bilmeniz lazım. Eski Yunan'da amfi tiyatrolar var arkadaşlar. Yani şöyle düşünün. Efes'te antik tiyatrosunu canlandırın veya bir stadyum canlandırın gözünüzde. Şöyle tiyatro izleyiciler buraya oturuyorlar düşünün tamam mı? Şurada sahne var. Oyuncular çıkıyorlar sahneye. İşte böyle konuşuyorlar, oyun oynuyorlar gibi düşünün. Şimdi burada şuna dikkat etmeniz lazım. Buradaki sahnede izleyiciler burayı görebiliyorlar. Fakat burayı böyle perdeyle kapatamayacakları için... ...diyelim ki e, bir olay anlatılacaksa... ...birinci sahnesi, ikinci sahnesi, işte ne bileyim... ...birinci perdesi, ikinci perdesi, üçüncü perdesi... Koroyla bir koro var burada anlatıyorlar. Böyle böyle oldu, böyle böyle oldu diye. En son canlandırılacak olan şey... ...tek bir olay, tek bir mekan ve tek bir zaman dilimde izleyicilerin gözlerinde canlandırılıyor ve oyun bitiyor. Bitti gitti bu kadar. İşte de arkadaşlar, de ve komedide mecburiyetten üç birlik kuralı uygulanıyor. Başka şansı yok yani. Perdeyi kapatıp yeni bir zaman, yeni bir mekan, yeni bir olay anlatamaz. O yüzden üç birlik kuralına uyuyoruz diyor. Bak buraya ne yazmış? Üç birlik kuralı zorunlu, uyulur, uyulmaz. Ya yani ne diyorsun? Burada mecburen uymak zorunda. Adam sahnede zaten perdeyi kapatamıyor. Ama günümüzdeki dramları, günümüzdeki tiyatro sahnelerini düşünün. Şöyle bir perde var. Burada izleyiciler yine buradalar. İzleyiciler burada oturuyorlar. La, la 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 izliyorlar. Tamam. Oyuncular da çıkıyor oynuyor. Arthur diye oynuyorlar. Tamam. Böyle oynarlarken sen perdeyi kapatıp yeni bir zaman, yeni bir olay, yeni bir mekan yapabilirsin. Yani bir anda işte 30 yıl sonra dersin ve adamları yaşandırmış bir şekilde başka bir mekanda, başka bir yerde gösterebilirsin. İşte bunu yapabildiğin için de Üçbölük kuralına uymak zorunda değilsin. İşte üçbölük kural dedikleri şey bu. Ama siz sınavda sorarlarsa üçbölük kural nedir diye ki yüzde yüz soracaklar, yazılınıza da soracaklar arkadaşlar. Normal üniversite sınavlarında seçeneklerde geçebiliyor. Eserin tek olay, tek mekan, tek gün kalıbı için yapılandırılmasıdır. Eserin bir ana olay çevresinde aynı yerde 24 saat içinde geçmesidir diyor. Yani zaman, mekan, olay birliğine biz üçbölük kuralı diyoruz. Şimdi. Burada trajedi komedi dramı detaylarıyla birazdan göreceğiz zaten. Anlatacağız. Burada her bir için sizlere bakın şurada göstermek istiyorum arkadaşlar. İşte nerede ha trajedinin tarihini, özelliklerini böyle sizler için tek tek çizip belirledik. Şimdi burada genel olarak bir gösterelim. Şimdi trajedi deyince zihninizde böyle bir şey canlansın arkadaşlar. Gerçekten üzülen bir insan. Komedi ise gülümseyen bir insan canlansın. Dramda ise ikisi. Yani o zaman dram bildiğimiz tiyatro, bildiğimiz tiyatro esasında bu yani bu hani hem gülen hem ağlayan yüz vardır ya tiyatronun sembolünü. Şimdi trajedi acıklı. Konularını tarih ve mitolojiden alıyor. Kişileri tanrı tanrıça soylular. Dil ve üslubu seçkin. Böyle şiir şeklinde kötü olayların gösterilmediği, kaba sözlere yer verilmiyor, arga sözlere yer verilmeyen... ...üç birlik kuralının zorunlu olduğu bir oyun. Böyle ders alıyorsun. Aşil'in, Sofokles'in, Kornel'in, Rasin'in önemli trajedi de var. Komediye baktığımızda komik, günlük hayattan, sıradan insanlar var. Konuşma dili kullanılabiliyor, argo sözleri yer verilebiliyor. Bu da yine mazlum. Burada kötü olaylar gösterilebiliyor. Burada da hiçbir kuralına uyuluyor. Yani her ikisi de bu wifi işareti gibi çiziyorum bunu şöyle. Her ikisi de amfiteyatro olduğu için mecburen hiçbir kuralına uyuluyor. Burada ise sadece dramda uymak zorun değil. Burada uymana gerek yok. Şimdi peki dram ne? Her ikisinin karışımı. Hem acıklı hem komik. Yani... Konu sınırı yok. İster tarih olabilir, ister mitoloji olabilir, ister günlük hayat olabilir. Kişiler ister tanrılar, tanrı olabilir, çarpılırlar tabii. Sıradan insanlar olabilir, her şey olabilir. Dil ve üslup kişinin rolüne göre. Adam soyluysa soylu gibi konuşur, değilse öyle konuşur. Şi şiir de olabilir, düz yazı olabilir. Kötü olaylar gösterilebilir, de bilir, gösterilme de bilir. Üç bölü Kur'an'a uyula da bilir, uyulma da bilir. Yani uyulma zorunluluğu yok hatta. Uyulmaz demeyelim de, uyulma zorunluluğu yok. Zorunluluğu yok diyebiliriz. Bu kadar basit yani. Dolayısıyla... Konumuz bitti esas. Şu anda arkanızı yaslanabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey Dinamo Soru Bankamızdan bunlarla alakalı sorular çözmek. tiyatroyla ile alakalı sorular çözmek. Hocam bu kadar kolay mıydı? Evet bu kadar kolay. Bakın burada kazanımlarda böyle diyor. İşte açalım hatta kazanımları. İşte tiyatro terimleri verilir. İşte bazı konular tirat, replik, jest, mimik, tiyatro türler hakkında genel bilgi verilir diyor. Bunları verdik. Şimdi bunların hepsini bitireceğiz. Ama tabii ben <laughs> vermeden önce şöyle konu biraz daha detaylarına gireceğim. Tabii sizi böyle rahatlatmak için bitti dedim ama birazdan bunu biraz daha detaylı anlatacağım ve bitecek arkadaşlar. Şimdi Dekor ne olduğunu biliyorsunuz. Kostümün kıyafet olduğunu biliyorsunuz. Mimik, yüz ifadeleri. jest, el kol hareketleri. Perde hem bildiğimiz perde hem de bir bölüm anlamına geliyor. Ee, sahne hem bildiğimiz sahne hem de o perdenin içi gibi bir e, oyunun bir kısmı anlamına geliyor. Yani diyelim ki oyun beş perden oluşuyor. Her perdede üç sahne varsa toplam on beş tane sahne var diyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunların da detayına geleceğiz. Dünyada eski Yunan'da Aşil denen bir adam trajediyi kuruyor. Hani trajedi neydi? Şöyle sinirli, gergin bir adam vardı, üzüntülüydü. Aristofanes'te komedinin öncüsü. Shakespeare'de dramın öncüsü. Victor Hugo'da dramın ilkelerini belirliyor Hernani'de. Bizim edebiyatımızda, Türk edebiyatında da Tanzimat döneminde İbrahim Şinasi ilk yerli tiyatro olan şair evlenmesini yazacak ve gazetede tefrika halinde yani arkası yan halinde yayınlayacak. Peki şimdi gelin isterseniz tiyatronun bazı temel kavramlarını, bazı temel detaylarını söyleyelim sonra dersimizi bitirelim bir hikayeyi sahne olarak ayrılmış bir yerde oyuncuların söz ve hareketleriyle canlandırma sanatına tiyatro denir. Muhtemelen sınavınızda tiyatro nedir diye sormaz hocam. Tiyatro eski Yunan'da seyircilerin oturduğu yer anlamına geliyor. Dinsel nitelikli törenlerden doğmuş. Günümüzde tiyatro, oyun, piyes bunların hepsi aynı şey. Türk Edebiyatı'da da bütün bunlara temaşa deniyormuş. Karşılıklı diyaloglar var, konuşmalar var ve oyuncuların ne yapacağı, nasıl davranacağı işte sessiz bir şekilde, sinirli bir ifadeyle gibi parantez içerisine veriliyor. Bunu da görmüşsünüzdür. Şimdi dramatik örgü dediği şey olay örgüsü. Yani yaşanan olaylar. Yer olayın geçtiği mekan dekorla canlandırılıyor. Zaman işte olayların yaşandığı süre eğer mümkün değilse beş yıl önce, on yıl sonra, iki yıl önce işte bundan yıllar önce gibi ifadelerle anlatılıyor. Çatışma ise bireyin bir başkası ile toplum veya doğa ile mücadele etmesiyle ortaya çıkan durum. Yani esasında reytingin en fazla arttığı düğümlendiği bölüm. Yani bir kıza aşık oluyor mesela babası kızı vermiyor. Veyahut da bir kıza aşık oluyor kızdan ayrılmaya başlıyorlar. Veyahut da bir savaş çıkıyor. bunlar her biri esas hayattaki çatışma anlarıdır. İşte tiyatroda da oyunun içerisinde böyle en fazla reytingin arttığı yer çatışma oluyor. Şimdi bilinmesi gereken kavramlarda üç birlik kuralın ne olduğunu en başta söylemiştik. Olay, yer ve zamandan oluşan üç ögenin birliğidir. Tek ana olay vardır. Bu olay tek mekana geçer. Bu olay bir gün içinde yaşanır ve biter diyor. Yani mecbur, başka şansı yok. Şöyle bir sahne düşünüyorsunuz. Bu sahnede bir tek bir olay canlandırılıyor. Ama perde olduğu zaman hop çikilop. Perdeyi kapat, yeni bir zaman, yeni bir mekan, yeni bir olay yapabilirsin. Şimdi... Dramatik eserler olayların gelişimine göre perde ve sahneler ayrılır. ...perde konunun ana bölümlerinden her birine verilen addır. Sahne ise her perdenin içine yer alan küçük bölümlerdir. Demek ki şu perde ise şunlar da sahne. Mintoş. Anlaştık mı? Türk Edebiyatı'nda sahne yerine fıkra ve meclis terimleri de kullanılıyor. Anlatıcı ve koro diye bir şey de var. Hani dedim ya burada bir koro olur böyle anlatır... ...sonra işte son sahne canlandırılır diye. Bazı oyunlarda seyircinin göremediği olayları anlatan anlatıcı veya koro vardır. Bunlar olaylarla ilgili gelişmeleri izleyici özetler. Seyircinin görmediği, bilmediği olayları anlatırlar. Kişilerden söz Yani bir koro çıkar. Bundan yıllar önce insanlar böyle şeyler yapardı falan diye anlatır. Sonra yıllar sonra yeniden dünyaya geldiler ve der. Ve insanlar dünyaya gelmiş gibi sanki o andaki o sahne canlandırılır. Anlaştık mı? Şimdi gelelim trajediye. Bunun az önce özelliklerini söylemiştik. Kurucusu Aşil diye okunuyor. Asiklos diye de okuyabilirsiniz. Hiç fark etmez. Başlangıçta şiir olarak klasisizm akımının içinde biçimlendiği için onun bütün özelliklerini yansıyor. Yani tam bir kokoronj. Kokoronj diyeceksiniz. Yani traje şöyle. Sinirli tamam mı? Böyle üzgün. Böyle kokoş. Böyle çok iyi giyinmiş. Hatta şöyle bir papyon da takalım. Şöyle bir papyonu da olsun. Tam bir kokoş oldu belli olsun. Şöyle yapıyorum. Hop hop hop. Şöyle düğmeye takıp Tam böyle bir adam canlanacak zihninizde. Anlaştık mı arkadaşlar? Konularını tarih ve mitolojiden alıyor. Ee, kahramanları soylular bak. Tarih ve mitoloji. Soylular. Kaba ve çirkin sözlere yer verilmemesi. İşte krallar, kraliçeler, prensler, tanrılar, yarı tanrılar. Tövbe yarabbim. Öldürme, yaralama gibi çirkin olaylar sahnede canlandırılmaz. Manzum yani şiir şeklinde yazılıyor. Beş perden oluşuyor. Hocam hani perde yoktu? Ya beş be bölüm esasında bu. Yani hep aynı, aynı zaman, aynı mekan, aynı olay var esasında. Koro ve diyalog bölümleri var ve Koro perde görevini üstleniyor. Yani perde kapanıp açılmıyor da Koro diyor ki e, yıllar sonra böyle olmuştu falan diye böyle kendi kendine konuşuyorlar. Ve üç bölü kuralına uyulması zorunlu. Başka da şansı yok. Trajedinin temsilcilerine baktığımızda Aşil'in zincire vurulmuş Prometheus, Sofokles'in Antigonu, Europides'in Elektrası ünlü trajedi Fransız edebiyatında Cornell e, ve Racine, bizim edebiyatımızda Ali Haydar, e, Abdülhakamit Tarhan, Orhan Esen'e önemli e, trajedi üstadları. Trajedi türünde Abdülhakamit Tarhan'ın eserlerini bilmeniz yeterli. Oynanmak için değil de okumak için yazıyor. Geldik komediye. Komedi tam bizim istediğimiz gibi şey. Yani şöyle gülen bir adam düşünün ha 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 giriyor böyle yaşasın diyor. Gerçi bu adam ağlıyor gibi oldu neyse. Ondan sonra üzerine de şöyle atleti de giydirelim abi. Altına da lacivert pijamasını giydirelim. Bu adam rahat ya takılıyor böyle yani takılıyor. Kasma gerek yok. Şöyle hatta ee, kollara kıl da yapabiliriz ama gerek yok galiba. şöyle yapalım. Tamam. Şöyle hafif bir böğre kıl. Bizim adam ya halktan yani. Sıkıntı yok. Anlaştık mı? Hatta saçlar da şöyle kenarda şöyle olsun. Anlaştık mı? Şöyle bıyıkla atalım mı? Tam tam bu komedi. Niye? Bunlar komik olduğu için mi hocam? Hayır. Burada şu. Kahramanlar halk kesiminden kimseler. Yani konular günlük yaşamdan alınıyor. Korkaklık, cimrilik gibi davranışlar abartılarak seyirciyi güldürürken düşünmek amaçlanıyor. Her türlü sahne canlandırılabiliyor. Nasıl yani hocam? Yani öldürme yaralama gibi her türlü sahne canlandırılabiliyor. Şiir şeklinde beş perden oluşuyor. Yine üç birlik Kur'an'la uyulması zorunlu yani. Başka bir şey yok. Burada tam bir kokoronş vardı. Tam bir kokoş bir adam vardı. Üzerinde papyonuyla kıl bir tip vardı. Mister Arthur vardı. Burada ise Feyzullah abimiz var. Rahat yani. Komedi. Anlaştık mı? Tabii kurucusu yine Aristofanes. Feyzullah abi deyince kafanız karışmasın. Bugünkü komedilerde klasik komediye özgü kurallar uygulanmıyor. Karakter komedisinde insan kusurlarını anlatacaklar. Töre komedisinde bazı töre ve gelenekler eleştirilecek. Mesela hani dedi ki edebiyatımızdaki ilk tiyatro Tanzimat döneminde Şinasi'nin yazdığı şair eğlenmesidir diye. Bak orada bir tane Şair var tamam mı? Evlenmek istiyor. Bir kızı görüyor beğeniyor. Hadi onunla evleneceksin diyorlar. Görücü söyleyebilir. Gidiyor eve. Tam evleneceği sırada bir bakıyor ki ablasıyla evlendiriyorlar. Yani kızın genç kız değil de öbür ablasını veriyorlar. Bu da ne oldu ya falan böyle bir karmaşa. Hani görücü göremiyor tabii kızın üzerine çarşaf var. Böyle bir töreleri gelenekleri eleştirel bir türlü yansıtıyor. Entrika komedisi ise olayların seyircide merak uyandıracak şekilde düzenlenmesiyle güldürmekten başka bir amaç gözetilmeyen komedidir. Yani merak var. Entrika deyince merak gelecek aklınıza. Dünyadaki temsilcisi Aristofanes. Fransız edebiyatında Molière çok önemli. Bizim edebiyatımıza da e, Molière'in tiyatrolarını Ahmet Vefik Paşa, bak Ahmet Vefik Paşa diye bir e, önemli sanatçımız var. Bu aynı zamanda Bursa valisiyken Bursa'da tiyatroyu da kuruyor. Ahmet Vefik Paşa Molière'in tiyatrolarını Osmanlı yaşamına adapt ediyor. E, Rus edebiyatında Gogolu söyleyebiliriz. Bizim edebiyatımıza ilk tiyatro eseri olarak Şinasi'nin şarrelenmesi bir töre komedisi olduğunda buraya not düşelim arkadaşlar. Yanlış evlenme. Haldun Taner'in yine tiyatroları çok komik. Gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım. Sersem Koca'nın kurnaz karısı. Astronot Niyazi. Zilli Zarife. işte Fazilet Eczanesi. Bir sürü çok güzel eserler var. Turgut Özakman'ın yine komedileri çok meşhur. Şimdi geldik buraya drama. Drama her ikisi var. Dram normal yani. Hem acıklı hem gülünç. Hem konular milli tarihten hem günlük yaşamdan. Kahramanlar toplumun herkesinden. Kişiler tek yönlü. Bütünüyle iyi ya da kötü. Üç birlik Kur'an'la uyulmaz. Yani uyuma zorunluluğu yok. Uyadabilir adam. Uyuma zorunluluğu yok diyebiliriz. Kaba ve arga sözlere yer verilebilir, verilmeye edebilir. Öldürme, yaralama sahnede canlandırılabilir, canlandırılmaya edebilir. Şiir ve düz yazı olabilir, ikisi de olabilir yani. Şimdi burada perdeyi kapatıyor adam. Yeni bir zamana, yeni bir mekana, yeni bir olaya geçebiliyor. Bunu iyi bir şekilde inşallah zihninize yerleştirdiniz. Şimdi klasizm ve tepki olarak doğan romantizm akımı ile yaygınlaşıyor. İngiliz sanatçısı William Shakespeare örneklerini verecek ve Victor Hugo da Cromwell adlı oyunun ön sesinde bu türün ilkelerini belirleyecek her Şimdi İngiliz Shakespeare, Fransız Victor Hugo oyunu da var biliyorsunuz. Namık Kemal'in Vatan Yağız ilk sahnelenen oyun. Sahnelenen oyun edebiyatımızda. Yani bir dram ve ilk sahnelenen oyun. Abdülhakamit Aran'ı yine e, sahnelemek için değil de oynamak için yazılmış tiyatrolar olduğunu bilir. Şimdi bazı temel tiyatro terimlerini veriyorum. Ardından arkadaşlar sizler yazılı notlarımızı da var bunlar arkadaşlar. Bunları güzel güzel çalışabilirsiniz. Dinamo Soru Bankanızdan da çok güzel ödevlerinizi yapacaksınız inşallah. Şimdi adaptasyon uyarlama demek. Yani Molière'in tiyatrolarını Ahmet Vefik Paşa Osmanlı yaşamına uyarlıyor. Aksesuar eşya demek. Dekor eşyaların tümü. Diyalog iki ya da daha çok kişinin konuşması. Monolog kişinin kendi kendine konuşması. Figüran konuşması çok az olan rollere çıkan kimseler. Jest el kol hareketleri. Siz benim şu anda sadece jestlerimi görüyorsunuz. Ama mimiklerimi görmüyorsunuz, yüz ifadelerim. Kostüm, kıyafetler. Kulis, oyuncuların beklediği yer. Makyaj, yüzü boyama işlemi. Pandomim, sözsüz oyun. Hoca kafayı yedi. Evet, bu pandomim Perde, bir tiyatro eserinin büyük bölümlerinden her biri. Sahneyi seyirciye açan ve kapatan kumaş parçası. Sahne, yine başlatıp bitiren parça. Bir tiyatro metnine başlatıp bitiren parça. Aynı zamanda ee, bir alan anlamına da geliyor yani sahneye çıktılar diye. Ps oyun demek, replik... Replik, reply'den gelen yani İngilizce var, reply. Can you reply me? Beni cevaplayabilir misin? Yani e, söz, karşılıklı konuşmalar yani. Rol, söz ve davranış. Suflör arkadaşlar. Suflör, 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 suflör diye fısıldıyor yani. Unutulanları fısıldıyor. Tirat, uzun soluklu, coşkulu sözler. Tirat da bu. Tülat da doğaçlama. Yani... E, bir metni o anakla geldiği gibi hareket etme. Söz söyleme. Doğaçlama bir şekilde dile getirmek de e, oluyor arkadaşlar. Şimdi dokun sınıf yazı notlarımızda bu konuyla alakalı süper notlarımız var. Burada her birini yazdık. Zaten burada tüm dersler var. Edebiyat, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyoloji. Buradan mutlaka e, konuları tekrar etmenizi istiyorum arkadaşlar. Hatta şöyle göstermek istiyorum eğer izin verirseniz. Evet. Gösteremedi hoca. Nerede? Tiyatro bak. Burada sayfa 15'te, sayfa 16'da, aynı zamanda 17'de, 18'de, 19'da bunları çok detaylı örnekleriyle beraber her birini tek tek anlattık sizlere. Buradan çalışmanın sizler için çok çok faydalı olacaktır arkadaşlar. Aynı zamanda Dinamo Soru Bankamıza da sizler için tiyatro ile alakalı hem şöyle göstermek istiyorum. Kazanımları verdik. Örnek sorularla, çözümlü sorularla gittik. Sonrasında tekrar testleri. Ardından ÖSM tarzı testler koyduk. Yani ne demek hocam? Üniversitede çıkıyor arkadaşlar. Üniversitede çıkabilecek sorular da koyduk. Sonrasında normal yazılı sorular koyduk ve bunların her birinin çözümünü de Uzman hocalarımız tarafından sizler için çözümledik arkadaşlar özel ders adına. Bunları Tonguç mağazadan ya da size en yakın Tonguç satma alabilirsiniz. Hadi bakalım soru soruyorlarınızı bekliyoruz. İnşallah sınavınızdan 100 alırsınız arkadaşlar.